Herkese merhaba, A1 dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizinle ne öğreneceğiz? Kısaca ondan bahsedelim. Öncelikle bu derste arkamda da tahtada yazılı aile soy ağacını öğreneceğiz. Yani aile bireylerinin Almanca'daki karşılığı nedir? Anne, baba, kardeş vesaire. Daha sonra dil bilgisi konusu olarak da iyelik zamirlerini ya da diğer adıyla aitlik zamirlerini öğreneceğiz. Yani mesela Türkçedeki işte benim, senin, onun, bizim nasıl denir onu göreceğiz. Bu dersimizden sonra artık herhangi bir şeyin bize ya da bir başkasına ait olup olmadığını daha rahatlıkla söyleyebileceğiz. Yani yine önemli bir dersimiz bizi bekliyor. Daha fazla laf uzatmadan başlayalım. Ortada der Familienstammbaum diyor. Aslında bakın Familienstammbaum 3 ayrı kelimeden oluşuyor. Familie aile demek, Stamm kök demek. Baum da ağaç demek. Yani aile kök ağaç gibi oluyor ama aile soy ağacı anlamına geliyor. Şuradan başlıyoruz. Hatta şöyle şuradan başlayalım. Ben söyleyeceğim. Siz de arkamdan telaffuz edeceksiniz. Haydi başlayalım. Der Vater. Der Vater. Die Mutter. Die Mutter. Die Eltern. Die Eltern. Der Bruder. Der Bruder. Die Schwester. Die Schwester. Die Geschwister. Die Geschwister. Die Tante. Die Tante. Der Onkel. Der Onkel. Die Tochter. Die Tochter. Der Sohn. Der Sohn. Die Großeltern. Die Großeltern. Der Großvater. Der Großvater. Evet. Şimdi bu kelimelerimizin yanı sıra şuraya weitere Beispiele yazma. Yani başka örnekler diye. Bunlar aslında yine kullanılan hani ama böyle çok çok işte buradakiler kadar yaygın olmayan aile bireyleri. Ve mesela güzel olan tarafta şu Türkçe'de biraz daha şu özellikle şu iki kelime böyle iki bayağı böyle kollara ayrılıyor. İşte mesela bayağı kollara ayrılıyor dediğim nedir? İşte görümce, enişte, baldız, kayınço gibi gibi böyle ayır. Ama Almanlar bunu daha kolaylaştırmış. Yani mesela erkek tarafı için, erkek tarafından kastım enişte, işte kayınbirader vesaire bunlara der Schwager deniliyor. İşte elçi, görümce, yenge, baldız bunlara da die Schwägerin deniliyor. Die Schwiegermutter kayınvalide, der Schwiegervater kayınbaba oluyor. Bunlar da Stiefmutter üvey anne, Stiefvater üvey baba. Şu Stief kelimesini biz üvey diye kullanabiliriz bu arada. Önüne yani arkasına daha doğrusu başka kelimeleri getirebiliriz. Yani mesela üvey erkek kardeş diyeceksek Stiefbruder. Kız kardeşse işte Stiefschwester. Hani üvey erkek evlatsa Stiefsohn ya da üvey kız evlatsa işte Stieftochter denilebiliyor. Böyle arkalara o kelimeleri getireceğiz. Evet. Şimdi aile soy ağacını öğrendiğimize göre artık gramer konumuza geçebiliriz. Buraya bir efekt. Evet, şimdi tahtaya geçmeden önce bu iyelik zamirlerini nerede, nasıl ve neden kullanmalıyız ondan bahsedelim. Yine Türkçe ile karşılaştıracak olursak Türkçe'de biz isimlerin sonlarına iyelik zamirlerini ekliyoruz. Mesela şunu demiyoruz hani atıyorum benim arabam kırmızı demiyoruz da arabam kırmızı diyoruz değil mi? Yani arabanın sonuna o M ekini getirerek arabanın bana ait olduğunu vurgulamış oluyoruz. Ya da işte atıyorum evin çok güzelmiş. Mesela senin evin çok güzelmiş demiyoruz da evin çok güzelmiş. Ev kelimesinin sonuna in ekleyerek senin evin olduğunu söylemiş oluyoruz. Benim, senin, onun bunları biz genelde cümle içerisinde kullanmayız. Onun yerine isimlerin sonlarına ekler getirerek hangi kişi zamirine ait olduğunu bulmuş oluruz. Ama Almanca'da bu durum böyle değil maalesef. İsimlerin sonlarına hiçbir şekilde ek getirmiyoruz. Yani
Örneğin benim arabam diyeceksem de, onun arabası diyeceksem de araba kelimesi auto olarak orada kalıyor. Ama arabanın, yani araba kelimesinin ya da herhangi bir ismin önüne iyilik zamirlerini getiriyoruz. Onlarda bazı kelimeler olacak. Şimdi o kelimeleri göreceğiz. Ama burada da dikkat edeceğimiz şey şu. Örneğin her kelimeye aynı iyilik zamirini maalesef kullanamıyoruz. Burada da yine artikel bilmenin önemi geliyor. Çünkü iyilik zamirlerinin, hani hangi ismin önüne hangi iyilik zamirinin geleceğini o kelimenin artikeline göre belirliyoruz. Örnek verecek olursak. Mesela burada demişiz ki artikeli dea veya das olan isimler. Şimdi burada tablomuz var. Tabloya bakacağız. Yani demek ki sadece artikeli dea olan isimler, mesela atıyorum dea fata. Baba kelimesinin artikeli derdi. Demek ki bu tabloya uyacak bu birazdan. Ya da işte das kind mesela, çocuk. Çocuk kelimesinin artikeli de das, o da bu tabloya uyacak. Ama mesela çanta deseydik, hani benim çantam diyeceğim mesela birazdan. Artikeli die Tasche, işte bu kelime bu tabloya uymuyor. Ona dikkat etmek gerekiyor. Şimdi mesela dediğimiz gibi artikeli der veya das olan isimlerin iyilik zamirleri ne olacak? Eğer şimdi burada normal şahıs zamirleri yazıyor. Ich, ben demekti. Benim diyeceksek mein. Yani bakın mesela şu artikeli attım. Bunun önüne mein Vater dediğimde benim babam olmuş oluyor. Mein Vater. Du, eğer sen diyecek, yani senin diyeceksek du sen demekti. Senin dein oluyor. Mesela das'ı atalım şurada. Kind'in önüne dein getirin. Dein Kind, senin çocuğun demiş oluyoruz. Şimdi benim ve senin kolay, hani mein ve dein. Ama geldik es, şu üç tanesi o kadar çok karıştırılıyor ki burada dikkat etmemiz lazım. Bakın, eğer artikeli dea veya das ise kelimenin ve o bahsettiğimiz kelime bir erkeğe aitse sein dememiz gerekiyor. Yani sein Kind diyerek o çocuğun bir erkeğin çocuğu olduğunu anlatmış olurum. Eğer hani onun çocuğu dediğim kişi, oradaki o bir kadınsa, hani sie o demekti, kadınlarda kullanılıyordu. Onun da ihr oluyor. Yani mesela ben buraya ihr Kind dediğimde bunun çevirisi yine onun çocuğu ama çocuk bu sefer bir kadına ait. Eğer bir de es'imiz vardı. Es de o cansızlar için kullanılıyordu, değil mi? Şimdi mesela cansızlar veya işte hayvanlar için de kullanılır aynı zamanda. Mesela atıyorum ki onun tüyü diyeceğim, tamam mı? Tüyün artikeli das Fell. Das Fell tüy demek. Bu tabloya uyuyor mu? Evet uyuyor, çünkü artikeli das. O zaman buraya mesela sein Fell dediğimde onun tüyü, yani burada atıyorum bir köpeğin ya da bir kedinin tüyü diyebiliriz. Şimdi wir, biz demekti. Bizim derken unser, bizim evimiz mesela. Ihr, siz demekti. Bu iki kişiye örnek, iki veya daha fazla kişiye seslenirken kullandığımız zamirdi. Sizin derken oya, oya dedik. Sie, onlar demekti. Nezaket formu sie, büyük S ile yazılandı. Bunların da mesela onların diyeceğimiz zaman ihr, onların, büyük I ile yazdığımız ihr da sizin, nezaket formu olmuş oluyor. Dediğim gibi şu tablo artikeli der veya das için geçerli olan isimler için. Şimdi artikeli die veya çoğul die için tablomuz değişiyor. Yani aslında değişmekten ziyade sonuna e takısı getiriyoruz. Bakın meine. Orada mine'dı, burada meine oldu. Mesela meine Mutter. Benim annem. Bu Mutter'ın artikeli die olduğu için bu kategoriye girdi. Mesela Schuhe, ayakkabılar çoğul bir kelime. Die Schuhe yine kategoriye giriyor. Senin ayakkabıların diyeceğimiz zaman deine Schuhe. Yine aynı şekilde eğer bir erkekten bahsedeceksek, mesela seine Uhr diyelim. Uhr saat demek. Artikeli die Uhr. Şimdi burada çok karıştırılıyor. Çünkü neden karıştırılıyor? Hani sonuna e takısı getirdik ya. Ay acaba işte bu kadın mı? Kadın için mi diye sorulup duruluyor. Çünkü die artikeliyle bağdaştırılıyor ama hayır. Yine seine Uhr dediğimde bu saat kelimesi ya da saat bir erkeğe ait. Mesela onun saati çok güzel dediğimde seine Uhr ist sehr schön diyeceğim mesela. Orada karşımdaki insanın aklında şu canlanacak. Ha,
Demek ki bir erkeğin saati güzelmiş. Seine Uhr. Kadının saati güzel diyeceksem ihre Uhr. Yani ihr'ın sonuna aslında e getirdim. Cansız'da da yine sein'di, seine oldu. E takısı geldi. Bizim derken unsere mesela ne olsun? Bizim artikeli diye olan bir şey. Mesela unsere Katze. Kedi. Kedinin artikeli die Katze. Bizim kedimiz derken unsere Katze. Buraya kadar hepsinin sonuna sadece e geldi. Şuradaki tabloyla karşılaştırdığımızda. Sadece ihr sizin vardı yani birden fazla kişiye seslendim. Orada o yerdi. E-U-E-R diye yazılıyordu. Burada eure yani sondaki e ve r yer değiştirmiş gibi. Eure demiş olduk. Bir de onlar vardı. Sie bir de nezaket formu siz vardı. Bunlar da normalde ihr ve büyük ile yazılan ihr'dı. Sonuna e takısı getirdik. Yani hani gene bu dersimizle birlikte şunu da anlamış olduk tekrardan. Artikeller gerçekten önemliymiş. Neden önemli? Mesela bir örnek yapalım. Bir tane kelime. Mesela atıyorum ki benim masam diyeceğim. Tamam benim masam çok dağınık diyeceğim. Atıyorum. Şimdi ben masanın artikelini die diyebiliyorum diye düşünelim. Aslında normalde de atış değil mi? Masa. Şimdi bu konuyu iyi öğrendik. İşte zamirlerin değişimini işte benim, senin, onun nasıl diyeceğimizi iyi öğrendik. Ama eğer artikelini yanlış bilirsek mesela ben bunun artikelini die diyebilseydim mantığa göre meine Tisch derdim değil mi benim masam ama yanlış olurdu. Artikeli der olduğu için bunun benim masam demem için mein Tisch demem gerekiyor. O yüzden yine altını çizerek söylüyorum. Bu konuyu iyi yapabilmek için evet hani şunları bilmek gerekiyor benim senin onun ne demek diye ama yine çok iyi bilmemiz gereken bir diğer şey de artikel. Artikel bilmezsek yanlış yapabiliriz. Evet, şimdi gelin önce birkaç örnek cümle yazalım ki biraz daha pekişsin anlatmak istediğimiz konu. Buraya bir efekt. Evet, gelin şimdi birlikte örneklerimize bakalım. Burada ayrı ayrı 8 tane örnek var. İlk örnekte diyor ki, meine Katze heißt Venus. Şimdi kedimin adı Venus, benim kedimin adı. Kedinin artikeli die Katze olduğu için meine Katze dedik. İkinci örnekte, wo ist dein Stift? Kalemin nerede? Senin kalemin nerede? Stift'in artikeli de der olduğu için dein Stift demiş olduk. Sein Vater ist nett. Onun babası kibar. Bakın burada babanın artikeli yine der olduğu için sein Vater dedik. Sein dediğimiz için de bir erkekten bahsediyormuşuz. Yani bir erkeğin babası kibar. Ist das ihre Tasche? Bu onun çantası mı dediğimde çantanın artikeli yine die Tasche. O yüzden bakın ihre Tasche sonunda e takısı var bir de. Bir ihr dediğime göre bir kadının çantası olmuş oluyor. Seine Pfoten sind nass. Onun patileri ıslak demişim. Pati burada çoğul, patiler dediğim için daha doğrusu çoğula girdiği için bir de hani artık bu bir kedi, köpek olduğu için seine Pfoten dedim. Sonunda da e takısı var. Unser Garten ist groß. Bizim bahçemiz büyük. Bahçe kelimesinin artikeli yine der olduğu için unser Garten yani sonuna e takısı getirmedik. Wo sind eure Bücher? Sizin kitaplarınız nerede? Bücher burada çoğul olduğu için yani die Plural olduğu için eure. Bakın R ve E yani yer değiştirmişti. Demin söylemiştim aynı o şekilde. Das sind ihre Kinder. Bu onların çocukları. Yine çocuklar burada die plural. Çoğul olduğu için ihre. Yani sonunda e takısı var. Bir de onların dediğim için yine ihr oldu. Şu tarafa geçelim. Mein Bruder wohnt in Ankara demişim. Yani benim abim Ankara'da yaşıyor. Bruder'ın artikeli yine der Bruder olduğu için mein dedik. Hani sonuna e takısı gelmedi. Deine Kette ist aus Gold. Senin kolyen altından demişiz. Kette'nin artikeli yine die olduğu için deine Kette demiş olduk. Wo ist seine Hose? Onun pantolonu nerede? Pantolon kelimesinin artikeli die olduğu için seine demişiz. Yani yine sonunda e takısı var. Ve yine seine kullandığımız için erkeğin pantolonu olmuş oluyor. Das ist ihr Auto. Bu onun arabası. Arabanın artikeli das olduğu için ihr dedim. Ihr dediğim için de bu bir kadının arabası olmuş oluyor. Sein Fell ist schön. Onun tüyü güzel. Tüy kelimesinin artikeli das Fell olduğu için yine sein Fell dedik. Hani yine bu bir kedi ya da köpek hani hayvan olduğu için sein'i kullandık. Wo sind unsere Hausaufgaben? Ödevlerimiz nerede? Ödevler burada die plural çoğula girdiği için unsere bizim demiş oldum. Sonunda e takısı var.
Das ist euer Geld. Bu sizin paranız dediğim için para artikeli, paranın artikeli daha doğrusu das Geld. Euer, bakın bu sefer er şuradaki gibi değildi. Bunun çoğul olduğu için eure, burada artikeli das olduğu için oya dedi. Ist das Ihre Nummer? Bu sizin numaranız mı? Numaranın artikeli die olduğu için yine sonunda e takısı var. Bir de büyük i ile yazmışım. O zaman nezaket formu olduğunu anlıyorum. Yine ist das Ihre Nummer diye sorarak. Evet. Evet, şimdi örneklerimiz de bittiğine göre alıştırmalarımıza geçebiliriz. Buraya bir efekt. Evet, şimdi alıştırmalara geçiyoruz. Alıştırmalarda iyilik zamirlerinin yerleri boş. İyilik zamirlerini hangi zamirlere göre, hani benim mi, senin mi, onun mu? Onu burada parantez içerisinde yazdık. Hadi başlayalım. Wo ist ich Rucksack? Yani benim sırt çantam nerede? Sırt çantanın artikeli de olduğu için benim diyeceğim için de mein Rucksack. Wo ist mein Rucksack? Ist das du Federmappe? Bu senin kalemliğin mi? Kalemliğin artikeli die Federmappe olduğu için du'ya göre çekimleyeceğiz. Wo ist ist das deine Federmappe? Bu senin kalemliğin mi? Das ist bla 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 er Sohn. Bu onun oğlu. Şimdi oğul derken der Sohn er diyeceğiz. Yani erkeğin oğlu olacağı için sein Sohn. Das ist sein Sohn. Bu onun oğlu. Şimdi başta gelecek iyilik zamiri. Wir, bizim köpeğimizin adı Bello. Köpeğin artikeli der Hund olduğu için wir'ye göre çekimleyeceğiz. O zaman unser Hund heißt Bello. Şimdi sie singular, yani sie tekil. Eğer sie ist'teki sie oluyor bu. Kleidung ist schön. Onun kıyafeti güzel. Kıyafetin artikeli die olduğu için ve ia'ya, yani daha doğrusu cümlenin başında olduğu için büyük i ile yazıyorum. Ama bu aslında hani eğer sie ist'teki sie oluyor. Ihre Kleidung ist schön. Onun kıyafeti güzel. Ist das ich demişiz. Hut. Bu benim şapkam mı diyeceğim. Şapkanın artikeli der Hut olduğu için benim diyeceğim mein Hut. Wo sind ihr Handy? Sizin, ihr, yani birden fazla kişiye sesleniyorum. Handys çoğul olduğu için die plural oluyor. Ihr dediğimiz için de eure. Wo sind eure Handys? Telefonlarınız nerede? Yine iyilik zamiriyle başlayacağımız bir şey. Er, yani üçüncü tekile göre çekimleyeceğiz. Jacke ist teuer, yani onun ceketi pahalı. Ceketin artikeli die Jacke, er'e göre yapacağız. O zaman seine Jacke ist teuer, onun ceketi pahalı. Şimdi yine iyilik zamiriyle başlayacağız. Du'ya göre, yani sen, senin diyeceğiz. Arzt ist jung, yani senin doktorun genç. Dein Arzt ist jung diyeceğiz. Arzt'ın artikeli der olduğu için du'ya göre çekimliyoruz. Dein Arzt ist jung. Son olarak da wo ist Futternapf? Futternapf yemek kabı, mama kabı daha doğrusu. Artikeli de der Futternapf. Neye göre yapacağız? Sie, onlar plural diyor değil mi? O yüzden plural dediğim için onlar olacak. Yani onların mama kabı nerede? Wo ist, şimdi artikeli der olduğu için ihr Futternapf. Onların mama kabı nerede? Evet. Buradaki alıştırmalarımızı yaptığımıza göre şimdi sizinle interaktif alıştırmalara geçiyoruz. Buraya bir efekt. Evet, şimdi sizlerle interaktif alıştırmalara geçiyoruz. Bu interaktif alıştırmalarda ekranınıza 5 ayrı cümle gelecek. Bu 5 ayrı cümlede boşluklar olacak. Boşlukların yanlarında da normal şahıs zamirleri yazacak. Yani ben, sen, o gibi. Bu şahıs zamirlerine göre ve tabii ki yine ismin artikeline göre uygun iyilik zamirini bulmamız gerekiyor. Hadi başlayalım. Ekranda görmüş olduğunuz boşluğu doğru iyilik zamiri ile doldurunuz. Mein. Ekranda görmüş olduğunuz boşluğu doğru iyilik zamiri ile doldurunuz. Dein. Ekranda görmüş olduğunuz boşluğu doğru iyilik zamiri ile doldurunuz. Unsere. Ekranda görmüş olduğunuz boşluğu doğru iyilik zamiriyle doldurunuz. Seine. Ekranda görmüş olduğunuz boşluğu doğru iyilik zamiriyle doldurunuz. Ihre.
Evet, bu şekilde bir dersimizin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu dersimizde sizinle iyelik zamirlerini öğrendik. Yani hangi artikeli hangi zamirle kullanmamız gerektiğini de görmüş olduk. Artık herhangi bir cümle kurduğumuzda o kelimenin bize ait olup olmadığını ya da bir başkasına ait olup olmadığını daha rahatlıkla söyleyebileceğiz. Evet, sizi bir sonraki derste tekrar bekliyor olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Tschüssi!